Bismillahirrahmanirrahim. Vel imanu huvel ikraru bil lisan ve tasdiqu bil canan. Ve iman degani til bilan iqror qilishlik ve canan qalb degani qalb bilan tasdiq qilishlikdir. Aslında iman degani o'zbekchasiga ishonmoq degani iman. Shuning uchun iqrorun bil lisan ve imanun bil canan bo'lishlik kerak. Lekin ulamolar tasdiqni ko'proq keltirishadi, tasdiq qilishlik deb. Yani ishonsa-yu tasdiq qilmasa foydasi yo'q. Shuning uchun tasdiq deyishadi. Lekin iymon bilan tasdiq kalimasining o'rtasida farq bor albatta. Iymon bilan iqror kalimasining o'rtasida farq bor. Bu yerda nihoyatda chuqur nozik ixtiloflar bor. Buni inshaalloh sharhlarda ko'ramiz, katta aqida kitoblarida. Bu yerda biz boshqa bir muhim, mashhur masaladagi ixtilofni bayon qilamizki, iymonning ta'rifi to'g'risida ixtilof bor. Yuqorida Mu'tazilalar, havorijlarning aqidasi bilan tanishdik. Ular aytadiki, iymon degani qalbdagi tasdiq, tildagi iqror va jasaddagi amallar hammasi deydi. Hammasi bir bo'lib turib, bitta iymon bo'ladi deydi. Agar bittasi topilmasa, hammasi buziladi deydi. Qalbdagi topilmasa, bu iymonning botilligida ixtilof yo'q. Hamma buni aytadi. Tildagi topilmasa, ya'ni qalbda bo'lsa-yu tilda aytmasa, u holatiga qaraladi. Aytishga ulgumagan bo'lsa, unda iymoni durust buni. Lekin imkoni bo'lib turib aytmasa, buni ham iymonning e'tibori yo'q. Bu ham kofirdir. Ya'ni bir odam qalbidan ishandi-yu, la ilaha illalloh va Muhammadur Rasululloh degan desiz, aytmayapti. Ishandim deyapti o'zi. Tasdiq qildim qalbda deyapti, ammo tilida iqror qilmayapti. Bu ham kofirdir. Lekin iymon keltirdi, hali aytgani imkoni bo'lmadi. O'lib qoldi yoki biror holat bo'lib qoldi, u odam mu'min hisoblanadi. Endi uchinchisi amal qilmasa. Mana shu ahli sunna bilan xavorijlar mu'tazilalarning ixtilof qilgan yeri. Xavorijlar mu'tazilalar dediki, amal ham iymonning parchasidir deydi. Amal qilmagan odam kofir bo'ladi deydi. Yuqoridagi tasdiq bilan iqror kelsa, iymon qanday botil bo'lsa, amal ham kelsa shunday botil bo'ladi deydi. Shuning uchun ular aytadiki, zino qilgan, o'g'irlik qilgan odam kafir bo'ladi deydi ular. Iymoni botil bo'ldi deydi. Murji aytadiki, bu al-ma'rifatu bil qalb. Qalbda tanishlik xolos deydi. Tilda aytmasa ham bo'laveradi. Tilda qancha kufr gapni gapirsa ham bu odam baribir jannatga boradi deydi. Qanday amal qilsa qilaversin, butun hayoti hayvondek o'tsa ham, to'ng'izdek o'tsa ham, bu odam baribir mu'mindir. Baribir jannatga kiradi deydi. U murjiyalarniki. U ham buzuq aqida. Endi ahli sunna eng o'rta yo'l, o'rtalarda ixtilof bor. Abu Hanifa, Imom Azam va u kishining shogirdlari, mana Tahoviy ham u kishining shogirdlarining shogirdlaridan, ya'ni silsilalardan bo'lganligi uchun aytayaptilarki, iymon til bilan iqror qilishlik, qalb bilan tasdiq qilishlik deyaptilar. Amalni zikr qilmayaptilar. Lekin boshqa uchala mazhab va jumhur, ko'pchilik olimlar, ahli sunnaning ko'pchiligi aytadiki, iymon degani qavlun va amalun deydi. So'z va amaldir deydi. Keyin bu so'z va amalni sharhladiki, so'z degani qavlul qalbi va qavlul lisan deydi. Qalbning so'zi va tilning so'zi deydi. Va amal deya ham amalul qalbi va amalul badan. Qalbning amali va badanning amali deydi. Til bo'lsin, badan hammasi kirib ketaveradi deydi. Ya'ni xulosa ular aytadiki, iymon at-tasdiqu bil janan va al-iqroru bil lisan va amalun bil arkon deyishadi. Ahli sunna iymonni shunday ta'rif qilishadi. Ikkalasining o'rtasida shu ixtilof bo'ldi. Endi bu ixtilof haqiqiymi, lafziymi? Ya'ni faqatgina so'zda ixtilof bormi yoki haqiqatdan ham bu ixtilofmi? Shuni tushunishlikda ham ba'zi olimlar qiynalgan. Eskidan ulamolarning ko'pchiligi jumhur atardiki, Hanafiylar bilan boshqa uchala mazhabning o'rtasidagi bu ixtilof lafziydir. Ya'ni kalimalarda farqi bor, lekin ma'noda farqi yo'q. Aslida farqi yo'q, natijada farqi yo'q deydi. Lekin ba'zi olimlar aytadiki, shulardan masalan Saudiyani ba'zi olimlari, masalan Bin Boz va ba'zi olimlar aytadi, yo'q, bu ixtilof haqiqiy ixtilofdir deydi. Faqatgina lafzda emas deydi. Haqiqatida ham va
neticesinde hem birbirinden mutlaka farklı bugün akidedir. Ve Hanefilerde akidesi bu caizmez, murciyelik falan standır. Ebu Hanife'ye ve Tahavi'ye katta raddiye bildirdiler. Lakin bu kavul zayıftır. Yani hata bu inerse. Hanefilerle başka mezheplerde ortasındaki bu ihtilaf lafzidir, hakikiymez. Çünkü Hanefiler imanlı tarifide kalipten tasdik kılıç, tilbden ikrar kılıç diyebdi. Amelde zikir kim yaptı? Peki namaz okuma geldi, Hanefiler ceza veredi. Zina okuyenge ceza verişedi. Yani mahkem türedi ulanam amelge. Amel kımasayın buluradı demeydi ular. Fakat yine bazı ayet hadislerden delil getirip iman kalipnin amelidir deydi. Amel ise onun semeresidir deydi. Başka bir şeyle mezhebet yaptı ki şu ikilesinin yanında amel kılıçlıyken var. Amel kısın deyiz. Lekin biz etsek ki sizler imanlı tarifide amelini zikir kılıyorsunuz. Mu'tazilige okşap, havaricige okşap, amel imanın ecrelmez parçasıdır. Kimi ki amelde tarifse kafir bulat deyizler mi? Siz yok deydiler. Demek sizler de tariflerce göreyim ve amelun bil erken dese ve amel bil erken ve rükünlerge yani uzunin cesedi bilen, azaları bilen amel kılıçlığı diyen kelimeni teşebbürse bulurlar kendisilerine göreyim. Yani roza tutmaki adam üçüne mezhepki göreyim, göre kafirmez. Hacıya bulmaki adam üçüne mezhepki göreyim, kafirmez. Bu mesele zikir kılındı. Demek lafzı yeken de, neticede bırakken. Hanefilerde murciye dişlik yüzü ağır yap, tuhmet bu. Caizmez. Çünkü ki bazı Hanefilerden mutasfıklı üçüne mezhepti, mutazile, havariz değil. Bu caizmez bu, dürüstmez. Ahl-ı sünnet hemmesi sağlam akidede, doğru akidededir. Fakat tabir kılıçdaki, manasını ifade kılıçdaki de kelimeleri birbirinden farklıladı halas. Hanefilerem, Ebu Hanife'yem amelde vacip değildi. Yani Ahl-ı sünnede, üçüne mezhepte vacip bugün, farz bugünlerse Hanefiler diyen farz vacip. Onu terk kılıçdaki ki caizmez, haram deydi. Bazen küfürgeye barışı mümkün deydi. Bunu üçüle mezhebe meytadı. Üçüle mezheb, mutezilede ki etikad kimiydi, amelde terk ise kafir bula diyem demiydi. Demek aynı ki hemen Hanefiler bilen başka üçüle mezhebinin fikri. Bunlar da uzaklaştırması gerek, yakınlaştırışlık ki hareket kılıçlık gerek. Zaten yakın bunlar. Hemesi zaten birbirine üstad şagird. Kalipten tasdik kılıçlık gerek Allah'ın yalnız mabudluğunu ve Muhammed Aleyhisselam'ını Allah tarafından kigen Rasul ikenliğini kalbinden tasdik kısın. Şunu doğru desin. İşensin. Kabul kısın. Teslim bulsun. Ve tılıda ikrar kısın. La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah desin. Ve azalardan amel kısın. Yani namaz okusun. Ruza tutsun. Zekat versin. Hacge borsun. Hicret kısın. Cihat kısın. Ve başka İslami amellerde kısın. Bunu hem meytedir. Kalipteki tasdik hiç kaçan çümeydi, sakit bulmaydı. Çünkü kalipteki nesledir, hiç kim bilmiyordu ki bunu. Ve biz hiç kim doğrusu biz kat'i ilim etelmiyemiz. Falancının kalbinde imanı var ya ki küfür vardır, anık etelmiyemiz. Zannı açımız ki şu amellerde kılıyordu, onun kalbinde küfür var yok şeydi. Ya ki falan güzelliklerde kılıyordu, kalbinde iman var yok şeydi değil miyiz? Allah ki havala kılıp, lakin kat'i halette elbette şunun kalbinde imanı var, bununki de yok diyen geldi yapıralmiyemiz. Bunu hiç kim bilmiyordu. İkrar ise tilden ikrar kılıçlık bir hem vaciptir imanın tarafı da. Yukarıda etkenimdik bu adam iman kildirdi. İslam'ın haklılığını kabul kıldı da kelimeni en de eytemen diye durdu. Düşman tarafından ok kildi de bu kişi şahit buldu. Bu adam da imanı makbuldur. Tilden etmahçıydı. Ülgülmeyi kaldı. Ama bir adam kalbeden işana diyor, tilide ikrar kımıydı. Mesela Ebu Talib yokşap. Ebu Talib uzunlu kalbede peygamberimizin haklılığını biler idi. Lekin tilde itiraf kımasıydı. Bu hem kafir. Peki bazılar var, kalbeden tasdik kıyan, ama tilide aitmeyaptı. Aitçide halemeyaptı. Bu hem kafir buladı. Kelime talep kılınken elbette ona aitçilik gerek. Lekin ikrah vaqtlarda mecburi halette kafirler uşavalı bunu öldüremiz. Tirik kalıştı halesin Kur'an'da sök ya Peygamber'de sök ya ki ilahını sökkün dese yukarıda geldi bu meseleler. Evveligi elbette tedbir kılış gerek etkisin. Tariz kısın. Mesela
Muhammed sök degende Muhammed yaman insan dedi. Ama Muhammed degende niyeti mahallesindeki koşnusu bugün bir yaman amal kıladigan ya ki terbiyesi naqs bugün Muhammed kas kıladı. İlacı barıca yani Allah'a ve onun Resulü'ye dinimizde hürmetli kırışlıydan saklanıştık gerek. Lekin şimdi kıyın haletlerde canını saklayıp kalışık için tilde küfürde gelirse buluradı. Tilen bazen sakit buluyor ama kalp hiç kesen sakit bulmuyordu. Hanefiler şu tahkik kıladı. Bunu üçüne mezhebim kabul kıladı. Lekin bu meselenin başı da bazılar ahli sünnanı birbirinden acilestişlikke, birbirinden farklı kırışlıkke hareket kılıp küpküne fitnelerine sebepçi buluyordu. Yani şu Arap diyarlarda okuyanlar bilen Pakistan, Afganistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Orta Asya, Tataristan bu taraflarda okuyanlar da ortası şu iman meselesinde şurada katlı ihtilaflar var. Hatta birbirine kafiren duvarı şey yaptı. Katta fitnelerine sebepçiyen bu şey yaptı. Aslında o şey bazı ustazlarını ne doğru çüntürgenliği. Yani Hanefiler illaki adaşken ya ki ula üçüne mezhep illaki adaşken bizki doğrudur. Her kim uzun mezhebiye mutasımlık kıyanı gücün şimdi musibetlerine alıp geliyordu. Amal ise biz ettik. Amal vaciptir, amal bulsun, amal bulmasa bu meyledi. Lekin amalı terk kıldı bir adam. Onu kafir demeyimiz ki, onu fasık demeyimiz, günahkar demeyimiz. Ve cemi'u mâ sahha an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an-i şer'i vel bayani kulluhu hakkun. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakil kılınıp sahih bugün meselelerinin hammesi yani şariyette ve bayandan bugün. Hammasi haqdir. Rasulullah'dan sahih bo'lib sabit bo'lgan deyapti. Chunki payg'ambarimizdan ba'zi rivoyatlar keladi zaif. Ularga e'tiqodni bayon qila olmaymiz. E'tiqod qilishlik uchun, ishonishlik uchun sahih hadis bo'lishlik kerak. Endi shu sahih hadislar shariatdan bo'lishi mumkin shariy masalalar yoki bir bayon bo'lishi mumkin. Shariy masalalardan tashqari masala bo'lishi mumkin. Baribir kulluhu haqqun hammasi haqdir. Rasululloh olib kelgan butun sunnat, butun shariat hammasi haqdir. فالإيمان واحد وأهله في أصله سواء وإيمان بردر يعني هم من إيمان بردر ديابتلار بونجي هم يتلى مذهب يتراز خلاده كي بنا طور تونجي پيغمبرمز عليه السلام نين إيمان بلن بزي زمان داگه بر كشن إيمان برابر بلده مه يعني بزي إيمانمز بلن جبريل عليه السلام دي إيمان برابر بلده مه برابر بميدي كي شنون كي بر ديشنك جائز مستو يتراز خلشده لكن Tahavvini ve İmam Azan Ebu Hanife'ni bu gapdan maksadı iman bir deyişten maksad iman keltirilüçü bir degani. Yoki iman degan amel bir degan manada. İman elbette birbirinden farkı var. Lekin aslida hakikatte bir demoqchilar. İşanmak degan masalada. Ve ahluhu fi aslihi sawun ve iman ahli imanın aslida hakikatte barabardır hammasi. Kalpteki içenç meselesi. En ahirgi noktada hemesi beraberdir. وَالتَّفَضُّلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى Ve iman ahlinin ortasındaki tefadul, faziletli buluşluk, birbirinden faziletli buluşluk, haşiyet bilen buladı. Yani Allah'tan korkuşluğu. Kim kançalı köp korksa, şünçelik derecesi belen. Ve takva bilen buladı. Tuka, takva diyeni. Ve muhalefeti l-hava, Havai nefsike karşı gelişlik, havage irgeçmeslik, nefsike tabi bulmaslik. Ve mulazemetil evle, evla bugün, evzel bugün amellerini lazım tutuşlikle buladı. Kimi ki daim evzel amellerini kıbırsa, makruhlarına, haramlara kirmese, demek ki şunun imanı küçülüdür. Bu ya mühim meselelerden, bazı kişiler bilip, bazıları bilmesinden hanefilere tuhmaktaydı ki, Hanefiler iman özgermeydi deydi deyişedir. Lekin bana ayeti yaptı. Özgered deyipti. İman ahli birbirinden farkı var elbette. Lekin aslında en ahirgi noktada beraber deyipti. Hani şerhlerde okuyan da küresiz. Hanefilerde sözü doğru yani. İmam-ı Azam'da sözü doğru. Lekin bizim zamanımızda bazı Hanefiler var. Onlar çele Hanefi, Hanefiyet diyen bilmiyordu. Kur'an-ı Hadis diyen bilmiyordu. Onlar İmam-ı Azam'da geplerine doğru çüntürüp Uzlarım ne doğru çünüşken ya hiç çünmeyken adamlarım ne doğru çüntüledi. Ha onlardaki ne doğru. Lekin İmam Azam Ebu Hanife uzun etken geplerine Kur'an-ı Hadis'ten delilleri var. Ve o kişinin mezhebi, o kişinin maksadı
üçere mezhep fikirde bugün salafi salihlerde rahat kılıçlığı emas. Belki meselanı en ahırı geçe tahkik kılıçlıktır halas. Ve mulazemetil evle, ulemez evle. Avla, avla diyen afzal diyen. Afzal amellerini lazım tutuşluk diyen. Avla bilen afzal aynı manada. Afzal, faziletli amellerini mahkem işleştik. Bir insan yaxşı amellerde kançeli mahkem işlese, şunçeli onun imanı balanddır. Bir insan kançeli sünnetlerden uzak bulsa, güzel amellerden uzak bulsa, fakat yine farzı kılıyordu, başka hiç kendik salih ameli yok, onun imanı aldığından göre zayıfraq. Namaz okumayıp durgen ya ki bazen okuyup durgen de imanı 12 dönem göre zayıflar. Nafsi geri geçip yürgenlerdi ki yani hem zayıf. Mu'minlerde ortasındaki farklılığı hem bayan kıldılar. Vel mu'minune kulluhum evliya'ur rahman. Ve mu'minlerinin her biri Rahman'ın dostlarıdır. Rahman yani Allah'ın ismidir. Has isimlerden şu Rahman'ın dostlarıdır. Bütün mu'minler Allah'ın dostu. Demek bütün mu'minler evliya. Kimi ki kalbide zerre kadar imanı bulsa şu adam Allah'ın dostudur. Çünkü kalbide zerre kadar imanı var adam kıyamette cennetke baradı. Cennetke Allah'ta düşmanları var mıydı ki? Dostları baradı. Demek bazı insanlar, bazı bir sufiler, bazı cahil insanlar evliyalar doğrusu da onların bir has kullardır bu ilaçlığı. Ve başka mu'minlerini avliye buluştaki mümkünmezdi bu ilaçdaki buzuk akidedir. Belki küfürge alıp baradigen, şirke alıp baradigen akidedir. Kur'an-ı Hadis'ten deliller köp. Bütün mu'minler Allah'ın dostu ikenliğine. Mesela Kur'an'da Allah Teala dedi ki Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman getirgen kişilerinin dostudur diyordu Allah Teala. Yani her bitti mu'min, her bitti insan men Allah'ta dostumen deydi. Buna ayet uğradı. Lekin Allah'ın ayetçi başka. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman kildirgen.